1930'lu yıllar, özellikle dinini yaşamak, öğrenmek ve öğretmek isteyen bir Müslüman için hiç de hayırla yad edilecek yıllar değildir. Milletin varlık ve yokluk mücadelesinin üzerinden henüz 15 yıl bile geçmemiştir. Ama yeni rejim, milletin bütün değerlerinin ve kurumlarının üzerinden silindir gibi geçmekte, yeni ve modern bir ulus için eskiye ait ne varsa yok etmektedir. İslam'a ait bütün kurum ve semboller, geri kalmışlığın yegane sebebi olarak gösterilmekte ve onların yerine modern ve seküler yapıların kurulması için halka ağır bedeller ödetilmektedir. Bu bedellerin en başında da kendi inanç ve değerlerinden habersiz, köksüz yetişen nesiller gelmektedir. İşte bu şartların hüküm sürdüğü 1934 yılının 24 Şubat'ında dünyaya gözlerini açar Hayrettin Karaman. Babası Erzurum Oltu'dan Çorum'a göçmüş olan demirci ustası Nurettin Bey, annesi Ahıska göçmeni Çorumlu bir ailenin kızı Mehpare Hanım'dır. Hayrettin Hoca'nın çocukluğu ilk adı İcadiye olan fakat sonradan Çöplü olarak değişen mahallede geçer. Çorum'da 1934 yılında doğdum. Tabii 34'te doğunca mesela 38'de Birinci Cumhurbaşkanı vefat etmişti. 4 yaşındaydım ben. Ben mesela o zaman bizim mahallede bazı kimselerin ağladığını biliyorum. Yani kadınların falan. Çünkü zaten Veysel'de ağlayalım Atatürk'e bütün cihan kan ağladı falan diyordu. Öyle bir sosyal algı bugünlerde moda olan. O zaman o algı kelimesi yoktu. Bu sosyal algı yaygınlaşınca insanlar öyle o neydi, ne yaptı, ne etti, bizi nereden nereye getirdi onlar yok. Onlar kimse düşünmüyor. Yani işte önemli bir kişi vefat etti. Bütün cihan kan ağladığına göre bizim de ağlamamız lazım demek ki falan gibi. Ben mesela onu hatırlıyorum 4 yaşımda iken. Demek 38. Yani 38'de ben 4 yaşındaydım. 1941'den itibaren ilkokula gittik. Ben hep şunu söylüyorum. Ben ilkokulda işte 5 yıl biliyorsunuz sürüyor ilkokul. Bu 5 yıl içerisinde Allah'tan, peygamberden ve dinden müspet olarak kurulmuş bir tek cümle duymadım. Hiç duymadım. Bu 5 yıl içerisinde. Demek ki okullarda, ilkokulda, ortaokulda, lisede okuyan çocukların eğitim ve öğretim olarak, bilgi ve uygulama olarak dinle alakaları kesilmişti. Hocanın çocukluğu genel itibariyle dindar bir çevrede geçer ama bu dindarlık daha çok geleneksel bir dindarlıktır. İslam'ın hakkıyla öğrenilebileceği kaynaklar oldukça kısıtlıdır. Çoğu zaman çocuk yaşlarda dinle kurulan ilişki, kış geceleri toplanılıp okunan Siret-ün Nebi ve cenk kitapları ya da evde bilen birinin yardımıyla öğrenilen namaz ve abdest kurallarıyla sınırlıdır. Şanslı olanlar mahallede kadın hocaların verdiği Kur'an derslerine devam ederler ki yasak olduğundan çok gizli yapılır. Bu dönemde Kur'an dersi verenlerden biri de Azime Hoca'dır. Azime Hoca tek olay değil ama benim çocukluk yıllarımda zihnimde en fazla iz yapan bir olay. Çok korktuğum için. Sonra anladım ki birkaç defa olmuş bu basma, baskın, onları alıp götürme, korkutma, tehdit vesaire ama benim işte gördüğüm bunlardan biri. Azim Hoca baskın yapınca bayılmış kadıncağız.
Sonra ona bir su mu serperek ayıkmışlar onu. İki tarafından girmiş adam, kadın yürüyemiyor bile yani. Böyle o öyle. Kızları öyle. Oradaki o gün okumakta olan çocuklar da suç aletleri de buralarında. Yani yüzler, Kur'an-ı Kerim yüzleri veya Musaf'ın kendisi. Böylece bir alay gibi düşünün yani. Bunları almışlar karakola götürüyorlar. O zaman o kadar korktum ki şu ellerimi duvara yapıştırdığımı iyi biliyorum. Yani kendimi şöyle iyice duvara yasladım. Bunları da yapıştırdım, sanki bu yapıştırdım dediğim yani bastırdım, beni koparamazlar oradan gibi psikolojiyle. Bu önümden geçtiler. Korktum, çok korktum. Ve bu hakikaten feci manzara benim zihnimde, belki ruhumda iz yaptı. İz yaptı. Bunun altını çiziyorum artık yani. Bu herhalde ömür boyu bir şekilde devam eden bir iz olsa gerek. Hayrettin okul çağına gelince İcadiye Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulu'na gider. İlkokul çok parlak geçmez. Ama babasının demirci dükkanında çalışmak istemeyen Hayrettin, ortaokula devam edip okumaya ve doktor olmaya karar verir. Lakin bu hayali çok uzun sürmez. Matematik öğretmeni Ömer Cudi Ege, sınıfın önünde iki arkadaşıyla birlikte dövüp rencide edince, okul ve derslerden iyice soğur ve sınıfta kalır. Ama bunu ailesine söyleyemez. Okullar açıldığında olup bitenin ortaya çıkmasından korktuğundan evden kaçmaya karar verir. Ortaokula yazıldım. Bir yılda devam ettim. Ama orada genlerimiz uyuşmadı. Okulla problemli hale geldim. Onun üzerine anneme babama haber vermeden okulla ilişkimi kestim sene sonunda. Beni döverler diye de Kırıkkale'ye kaçtım. Sonra gelip neyse orada buldu beni babam, geri getirdi. Terziye verdi. Okul olmadı, terzi olmadı. Sonuçta tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kendi yuvası samanlıkmış, oraya geldik. Yani babamın dükkanı. Orada da babam işte çok sert davranıyor. Zaten demircilik zor. Bu böyle olmayacak ama ben ne, yani nasıl ayrılacağım oradan? Ne diyeceğim de ben bunu yapmıyor. Ne yapacaksın o zaman? Bir şey söylemen lazım. En iyisi bir askere gideyim. Ama bunun için de yaşımı büyütmem lazım. Gittim yine onlardan gizli. Yaşımı büyüttüm 34'ten 32'ye. Bir 6 ay yine süre lazım. Gönüllü jandarma olarak gideceğim. 18, 16 asıl yaşım 18 olacak. Gönüllü jandarma olarak gideceğim. 18 büyüterek oluyor. Ama 6 ay lazım. Bu 6 ayda Ankara'ya gittim. Yine gizli olarak. İşte Ankara'da iş portacılık yaptım. Sonra annemin rahatsız olduğunu, benden haber almayınca çok hasta düştüğünü falan, bir hemşerim beni orada gördü, tanıdı. Haber verince dayanamadım. 3 ay falan geçmişti. Döndüm. Genç Hayrettin 16'lı yaşlarına gelinceye kadar Kur'an ve dini meselelerle ciddi manada pek hemhal olmamıştır. Ankara macerası sonrası askerliği beklerken evde Zahide ebesinin sessizce okuduğu Kur'an birden bütün benliğini kavrayıp çeker onu kendine. Kur'an'ın lezzeti kalbine değmiştir bir kere ve bundan sonra hiç durmayacaktır. Gündüz evde sadece anneannem ve ben varım. Anneannem de Kur'an-ı Kerim okuyor ama fısıltı halinde okuyor, sesli değil. Ben ondan evvel kaç kere Ulu Cami'de Ramazan'da mukabele dinlemişimdir. Yani o hem de hafızlar okuyor, gayet güzel okuyor. Onlarla da arkadaş olurdum Ramazan'da mesela. Ama bitince biterdi. İşte bu bitmedi. Yani orada birdenbire böyle içimde dayanılmaz bir arzu oluştu. Bu Kur'an'ı ben okumalıyım. Ben de okumalıyım bunu. Döndüm geldim. İşte ebeme bunu söyledim. Ebem de çok sevindi. Hemen onunla orada o gün Kur'an'ı öğrenmeye başladım. Ebemden.
Bir hafta falan. Bir hafta sonra Kur'an kursu. Kur'an kursu yanında özel bir hocadan Arapça. Artık hayatım tamamen değişti. Islık mıslık yok. Arkadaşlar yok. Sokak yok. Sinema yok. Kahve yok. Hiçbir şey yok. Namaz var. Ders var. Okumak var. ...1940'lı yıllar... ...İkinci Dünya Savaşı'nın getirdiği yıkımla başlar... ...ve savaşın galipleri tarafından kurulan... ...yeni dünya düzeninin ilanıyla biter. Türkiye savaşa katılmamış olsa da... ...öncesi ve sonrasıyla savaşın bütün etkilerini yaşar. Kurulan yeni dünya düzeninde taraflar vardır... ...ve Türkiye bu taraflardan birini seçmek zorundadır. Amerika'nın başını çektiği Batı bloğunu seçen Türkiye... Gönülsüz de olsa, çok partili seçim sistemine geçerek uzun yıllar süren ve halkı yoğun baskı altında tutan tek parti diktasına son verir. 1950 yılında halkın büyük desteğiyle iktidara gelen Demokrat Parti'nin ilk icraatları, Arapça ezan yasağı ve Kur'an öğretimi önündeki engellerin kaldırılması olur. Bunları CHP iktidarı döneminde açılan 2 yıllık İmam Hatiplik kursları yerine 7 yıl eğitim verecek İmam Hatip okullarının açılması izler. Yıllarca çocukları bu tür imkanlardan mahrum olan halk bu okulları sevinçle karşılar ve sahiplenir. İmam Hatip okulları kuruluşundan günümüze sürekli olarak farklı çevrelerin hedefinde olmuşlardır. Lakin bu tartışmaların hiçbiri bu okulları sahiplenen ve farklı devirlerdeki baskı ve engellemelere rağmen onlardan vazgeçmeyen halkı yıldırmamıştır. 1946'da halk Demokrat Parti'ye oy verdi. CHP'ye değil. Fakat açık oy gizli tasnif. Tersini söylüyorum dikkat ederseniz. Usulüyle gene iktidarı CHP'ye verdiler. Ama anladılar ki bu böyle devam edecekse biz bunu her zaman yapamayız. Bir sonrasında bu iktidar elimizden gidecek. O halde biz bu halkın dini taleplerine de bir parça cevap verelim dediler. İşte onun semeresi olarak önce bir yıllık sonra iki ile çıkarılan İmam Hatip kursları açıldı. Yani bunların biz açtık bir açtık dedikleri İmam Hatip kurslarıdır. Okul değil. İmam Hatip okullarına onu açmadılar. Bunun altını burada çizelim. İmam Hatip okulları 1951'de açıldı. 1951'de ise iktidarda Demokrat Parti vardı. 50'de biliyorsunuz iktidara geldiler. 51'de de İmam Hatip okullarını açtılar. İmam Hatip okullarına karşı daima yani CHP, Beyaz Türkler, Kemalistler, radikal laikler, kendi değerlerine yabancılaşmış okumuşlar tarafından daima tepki olmuştur. Olumsuz tepki olmuştur. Olumlu değil. Bunlar bence bana sorarsanız marjinaldir. Asıl bu ülkenin öz çocukları, Anadolu halkının tepkisi müspettir. Tamamen sahiplenmişlerdir İmam Hatip mekteplerini. Kendi okulları gibi sahiplenmişlerdir. İmam Hatip okullarının açılması, kalbi Kur'an'a, Arapça'ya ve İslami ilimlere yeni yeni ısınmaya başlamış Hayrettin'i heyecanlandırır. Fakat kayıt yaptırabilmesi için büyüttüğü yaşını yeniden küçültmesi gerekecektir. 1951 yılında Konya İmam Hatip Okulu'na başlayan Hayrettin Hoca, yaşanan aksaklıklar yüzünden 1952'de okula yeniden başlar ve bu yüzden ilk mezunları arasında yer alamaz. Fakat vaktiyle yaptığımız o cahillikle kendi kendimize yaşımızı büyüttük 32'ye 34'ten. Bu sefer askerlik geldi. Ne yapacağımızı böyle bilmez düşünürken
İmam Hatip Mekteplerinin açıldığı ilan edildi. İmam Hatip Okulları 1951'de. Tabii çok sevindim. Hemen Ankara'ya gidip müracaat ettim. Dediler ki yaşın tutmuyor. Yani senin yaşın geçmiş. İşte geldik. Ne yapalım? Başvurmadığımız şey kalmadı. Usul. Bunlar olmayınca ben dedim ki ya ben zaten 34'lü değil miyim? Aslında yanlış olan şey, ya bu yazılı olan yanlış. O yazıyı elimle güzel değiştirdim. Ve aldım o diplomayı, nüfus cüzdanını. Gittim Konya'ya. Konya'ya müracaat ettim. Bir ayın hitamında bir gün beni çağırdı hademe, dersten, müdürün odasına. Disiplin kurulu üyeleri de orada. Adam da dedi ki, ya sen tahrifat yapmışsın evrakta resmi olarak, bu da suç. Onun için bizim seni almamız mümkün değil. Senin yaşın da tutmuyor. Çok sevdik seni ama ne yapalım? Çaresi yok. Suçla işlemişsin ama suç duyurusunda bulunmayacağız. Sen buradan kaybol dediler. Böylece 51-52 ders yılında ben işte bir ay kadar okuduktan sonra okuldan ayrıldım. Ayrıldım. Onun üzerine o zaman Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri diye bir zat vardı. Çok milli, dini duyguları çok güçlü bir memleket insanı, bir memleket evladı. Milli Eğitim Bakanı bir de bir çocuk. Ya İmam Hatip'e girmek isteyen bir çocuk. Oturuyor ona telgraf çekiyor. Oradan bana bir telgraf geldi. İşte kendisi yani bu düşünün yani kendisine iletilmiş. O da şöyle bir telgraf yazın demiş. Geldi diyor ki bana işte arzunu tebrik ediyorum. Sen istediğin bir okula müracaat et ve kaydını yaptır diyor. Ben de gelip müracaat diyorum. O zamanki müdür de diyor ki bir yıl önceki müdür çok iyiydi, o ölmüş, vefat etmiş. Diyor ki burada ne yazıyor bu telgrafta? Hayrettin Karaman yazıyor. Ben diyor Hayrettin Karaman değilim, bana hitap etmiyor bu diyor. Ben de diyorum ki bak istediğin İmam Hatip Okulu'na müracaat et diyor. Ben de size müracaat ediyorum. Ben kendi kendimi kaydedemem ki deyince bu ukalaca bir cevap oluyor ve kovuluyorum oradan. Bu sefer oturup bir telgraf daha yazıyorum. O telgrafın cevabı doğrudan Milli Eğitim Müdürlüğü'ne geliyor. Bu sefer Milli Eğitim Müdürlüğü beni Konya'da aramaya başlıyor. Alıp kaydettirip oraya bilgi vermek üzere. Alıyor, kaydettiriyor, oraya da bilgi veriyor. Biz böylece İmam Hatip öğrencisi oluyoruz. Öğrencilik yılları birçok sıkıntı ve meşakkati de beraberinde getirir. Bunların başında da geçinme ve barınma sıkıntısı gelir. İlk zamanlar aileden gelen parayla idare eden Hayrettin, bir süre sonra sıkıntı yaşamaya başlar. Aynı zamanda okulda hocaları da olan müftünün yardımıyla, henüz İmam Hatip Ortaokulu 2. sınıftayken Musalla Camii'ne vekil imam olarak atanır. İmamlık yaptığı zaman zarfında sınavlara hazırlanır ve bir yıl sonra merkeze 4 kilometre mesafede ve eski Meram yolu üzerindeki Hoca Fakıh Camii'ne asil imam olarak atanır. Caminin hemen yanındaki Harabe Medrese'nin kullanılabilir bir bölümünü arkadaşlarıyla birlikte elden geçirerek barınma sorununu da çözmüş olurlar. Hayrettin Karaman, klasik bir İmam Hatip Okulu öğrencisi değildir. Hem yaş olarak diğer öğrencilerden büyüktür, hem de daha Çorum'dayken başladığı özel ilim tahsili ve çalışkanlığı sebebiyle arkadaşları arasında öne çıkmaktadır. Sadece okulun sunduğu imkanlarla yetinmeyen hoca, Konya'nın kendisine sunduğu nimetlerden de sonuna kadar faydalanmaktadır. İmamlık bitince önce İhsaniye Mahallesi'ne, sonra uzun yıllar sürecek dostlukların kurulacağı Sarı Yakup Mahallesi'ne taşınırlar. 1956'da evlendik, lise 1'de oraya taşındım. İşte o mahallenin önemi Fahrettin Kulu ismini almış olan Fahri Efendi Hoca diye de anılan
bir insan-ı kamilin mahallesi olması orası. Ben ona yetişemedim. O mahalleye biz taşındığımızda o vefat etmişti. Fakat hanımı yaşıyor, eşi, çocukları orada ve onun terbiyesini almış olan mahalle halkı orada. Onun için orası bir okul olmuş. O zat o mahalleyi bir okul yapmış, böyle düşünebilirsiniz. O bakımdan yani Sarıyok Mahallesi çok önemli. O zatın evi de, kütüphanesi de mesela o zaman ben orada, onun kütüphanesinde, o zamanın hocalarının kütüphanelerde pek bulunmayan iki kitabı görerek çok etkilendim. Birisi Muhyiddin bin Arabi'nin El Fütuhatül Mekkiye isimli eseri, diğeri de Şeyh Muhammed Abduh'un Risaletü Tevhid isimli eseri. Eşimle de evimizde başka hiç yani alışveriş, sıkıntı, ay bu yok, bu var bir problemimiz olmadığı için. Çünkü babamdan tembih istenmeyecek şeyler, talep eden istenmeyecek. Onun imkanları neyse, birazcık bir ikinci çocuk olmadan daha, birinci çocuğumuzdan sonra biraz bir sıkıntı tabii, bir de bebek olunca oluyor. O zaman da ben dikiş bilirdim. Komşular da biraz gördü, beğendilerdi. İlla biraz dikiş yap sen falan dediler hani böyle. Hem de bir şey olur, katkı olur diye. Öyle bir iki senede orada mahallede komşularıma bir şeyler dikerek. Onu sadece yani evimize yemek katkı falan değil de çocuklar olduğu için, çocuklara ufak tefek şeyler için. Hani babamın isteme dediği şeyleri o şekilde halletmeye çalıştık. Öylece geçirdik ama çok hiçbir zaman böyle aman bu var da bu yok da diye huzursuz olmadık. Hep mutluyduk çok şükür Allah. Evimizin içinde hiç huzursuzluk görmedi çocuklarımız da bizde. Ben bir şey ihtiyacım var isteyemiyorum ama bir de bakardım eline bir kitap almış gelmiş. Yok işte biliyorum yok olduğu halde. Bazen kitapları ben görmeden bir yere sıkıştırırmış o bisikletin arkası. Sonradan söyleyeyim. Bisikleti vardı. Onunla gider gelir okula. Bisikletin arkasında getirirmiş onu. Ben bir mutfağa falan girince yavaşça hemen oradan alır dışarıda sokaktan, bahçeden yerine koyarmış. Ve oturup bir çay falan içerken akşam zaten bir odamız. Hem oturuyoruz hem yatıyoruz hepsi o. Bu kütüphaneye çay içerken gözümün içirdi. Aa bu kitaplar buraya yeni mi geldi derdim. Yok eskiden vardı derdi önce bir. Bakalım. Eskiden yoktu. Bunlar yeni gelmiş. Başlardı gülmüyor o zaman. Anlıyorum ki yeni getirmiş. Ama o onsuz duramıyordu. Ona da ben artık onun ihtiyacı mecbur alacak. Başka yerden kısarak onları ayarlıyordu. Allah razı olsun. İyi ki de yapmış. Şimdi bu hale gelmezdik yani öyle olmasaydı. Arapça ve Farsça dillerinde ve diğer İslami ilimlerde kendini geliştirmek isteyen Hayrettin Hoca, okul dışındaki özel tahsiline de ara vermeden devam eder. Hayrettin Hoca'nın dışarıdan özel tahsile önem vermesinin, El-Ezher'de verilen derslerin listesini çıkarıp bu dersleri verebilecek hoca aramasının sebebi, henüz yeni açılmış olan İmam Hatip okullarındaki öğretmen kadrolarının yetersizliğidir. Her biri farklı bir eğitim geçmişine sahip olan hocalar, birçok konuda yetersiz kalmaktadır. Medrese ekolünden gelenler, modern eğitim sistemine, modern eğitim sisteminden gelenler, klasik İslami ilimlere yabancıdır. Hoca bu eksikliği Konya'da mevcut ehil insanlardan ders alarak ve kitap okuyarak telafi etmeye çalışır. Hocanın İmam Hatip öğrenciliği sırasındaki okuma listesine bakıldığında, Elmalılı Hamdi Yazır, Ömer Nasuhi Bilmen, Reşit Rıza, Said-i Nursi, Abdüllatif Harputi'nin eserleri, Sebilur Reşat ve Büyük Doğu gibi dergiler öne çıkmaktadır. Hoca, İmam Hatip tanıtımı için Gaziantep gezisindeyken, ikinci çocuğu Lütfullah, 9 Nisan 1958 tarihinde dünyaya gelir. Hoca, gezi dönüşü tren istasyonunda alır müjdeyi. Yani geç yaşta zorlu bir mücadeleyle İmam Hatiplere yaşı geçtiği halde girmiş. Bu yüzden Konya'da İmam Hatip öğrencisi olan bir adamın çocuğu doğuyor. Böyle bakmak lazım olaya. Dolayısıyla da işte o öğrencilikten dolayı da bir yerlerde, öğrenci olarak bir yerlere yollanmış başka bir şehre.
o sürece rastlıyor yanında olmayışı. Bunun da yine bu hani Hayrettin Karaman ve emotiplilik kopmaz bağıyla bir alakası var. Hani çocukluğunda yanında olmayışın ötesinde bir de okurken de yanında olmamak gibi benim hayatımda bir şey var. Diğer yani biraderden o çünkü bir 4 yıl sonra olduğu için hayat şartları değişti. Ben mesela bu niyetle işte emanetveri olacağım diye niyetlendiğinde İstanbul'da oturuyorken o haliyle mesela bu idealden dolayı ben Kocaeli'nde yatılı olarak başladım emanetve. Karşıya gidip gelmek zor olduğu için çocukken bu süreç bana yani bu genel çerçeve ve çocukluğum itibariyle bu anlattığım çerçeve erken yaşta olgunlaşmayı öğretti. Bunu bir iftar vesilesi olarak söylüyorum. Hayrettin Hoca hem yaşı ve olgunluğu hem de bilgi seviyesi sayesinde öğrenciler arasında doğal lider konumundadır. Bu yüzden okulda müzik hocasına karşı yapılan direnişte, İmam Hatip Lisesi tanıtım gezilerinde ve daha birçok etkinlikte hep ön sıradadır. 1958'in yaz tatilinde Ali Osman Koçkuzu ile birlikte Mersin, Tarsus, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Sivas, Erzurum, Tokat ve Amasya'yı kapsayan bir gezi yapar. Bu gezide bahsi geçen illerdeki birçok din büyüğüne uğrarlar. Ben bir yandan İmam Hatip'te okuyorum, bir yandan medrese derslerini okuyorum. Bir yandan da bu ülkemde eski zamanlarda, bana yakın zamanlarda yetişmiş, yaşamakta olan alimleri tanımak istiyorum. Onlardan mümkünse istifade etmek istiyorum. Böyle mesela diyelim nasıl Fahrettin Efendi'nin mahallesinden istifade ediyorum. Hoca Efendi, Hacı Vesta Mustafa Efendi'den istifade ediyorum değil mi? Server Efendi'den ediyorum. O zaman Said Nursi merhumdan da çok bahsediliyor. Talebeleri var, eserleri var. Önce onun da bir eserlerini okuyayım. O nasıl bir İslam anlatıyor bize? Merak ettim ve onun eserlerinden o zaman çok zor idi temin etmek. Ama ettim, okudum epeycesini. Sonra da bir ziyaret arzusu doğdu içimde. O zaman Isparta'daydı benim ziyaret ettiğim yıl. Randevu aldım. Verildi. Isparta'ya gittim. Ve kendisini ziyaret ettim. Konuştuk. Uzun uzun konuşmadık. Bana talebeleri yüzüne bakma dediler. Ben yüzüne bakmaya geldim zaten. Niye bakmayayım falan gibi yani. Ona ha dedim. Ondan sonra ben de yüzüne baktım onun. O da bana baktı. Eserlerini okuduğumu söyledim. Kendisine ziyaret arzum olduğunu söyledim. O da bundan haberdar olduğunu söyledi. Ben bekliyordum seni dedi. Geldin dedi. İyi oldu. Ve dua etti. Ben dedi gece seherlerde bazı talebelerimi isimle anarak dua ederim. Seni de onların arasına katıyorum dedi. Öyle bir dua aldım. Elini öptüm ayrıldım. Öyle bir şey oldu. Tabii geldim orada işte adına soran Nurcu dedikleri insanlar var şeyde Konya'da. Niye Nurcu onlar? Ben niye Nurcu değilim? Ben de o kitapları okuyorum. Üstelik ben o zatı ziyaret ettim. Üstelik çok bir hasta duasını aldım. Ben niye Nurcu değilim? Ben çünkü onu da bir takım alimler gibi bir alim olarak telakki ediyorum. Bir, iki başka kitaplarda okuyorum. Onlar ise onu tek alim kabul ediyor ve sadece onun kitaplarını okuyor. Yani belki farkımız bu olabilir. 1951 yılında gayet maceralı başlayan İmam Hatip Okulu serüveni 1959 yılında biter. 17 yaşında bir delikanlı olarak geldiği ve 8 yıl kaldığı Konya'dan iki çocuklu bir aile babası, İmam Hatip Okulu mezunu ve ilim sahibi 25 yaşında bir genç olarak ayrılır. Konya İmam Hatip Okulu'ndan mezun olan hoca, ailesini de alıp memleketi Çorum'a döner. İlkokulda da hatıram, unutamadığım hatıram, öğretmenimiz arkadaşlarımızla hepimize soruyor, babanız ne iş yapıyor diye. Ben orada verecek cevap bulamamıştım. Eve gelip o gün babama sordum. Baba ben senin için ne diyeceğim? Çünkü öğrenci. Onu meslek olarak kabul etmiyoruz.
İşte o da vaiz dersin kızım dedi. O şekilde ifade etmiştim. O da benim için ilk hatıralarımdan birisidir babamla. Ankara'da 1949 yılında açılan bir ilahiyat fakültesi vardır. Fakat İmam Hatip mezunları bu fakülteye gidemezler. İmamlık sınavlarına girip memur olmak dışında başka seçenekleri yoktur henüz. Demokrat Parti iktidarı, İmam Hatip Okulu mezunları ve ailelerinden gelen talepleri göz ardı etmez ve Yüksek İslam Enstitülerini açmaya karar verir. Enstitüler yüksek okul statüsündedir. Ama o yokluk döneminde bu bile bulunmaz bir fırsattır ilim taliplileri için. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü 19 Kasım 1959 yılında eğitime başlar. İlk öğrencileri arasında dört gözle böyle bir fırsatı bekleyen Hayrettin Karaman da vardır. Eşi ve çocuklarını memleketinde bırakmış, gerekli sınavlara girip geçmiş ve enstitüde eğitime hak kazanmıştır. İmam Hatip okullarının açılmasında olduğu gibi, Yüksek İslam Enstitülerinin açılmasında da tartışmalar çıkar. Bu enstitüleri, irticanın yüksek öğretime taşınması olarak gören Kemalist cenah, bildik yollardan saldırırken, muhafazakar camianın bazı kesimleri de geri durmamaktadır. Enstitü henüz birinci yılını doldurmamışken, 27 Mayıs 1960 darbesi yapılır. İrtica yuvası olarak görülen enstitünün kapatılması, darbecilerin ilk hedefleri arasındadır. Fakat darbeden hemen sonra enstitüye ziyarete gelen Cemal Gürsel'i enstitü hocaları ikna edip kapatmaktan vazgeçirirler. Böylece yurt çapına yayılmış İmam Hatip okulları ve ilahiyat fakültelerine giden yol da açık kalmış olur. Darbeciler belki enstitüleri kapatmamışlardır ama adeta 1950'li yılların intikamını alırcasına hareket etmektedirler. Girdiği bütün seçimleri açık ara farkla kazanmış olan Başbakan Adnan Menderes ve iki bakanı adeta ibret olsun diye düzmece mahkemelerde alınan kararlarla idam edilirler. Hayrettin Hoca bir yandan enstitüdeki derslerine devam ederken diğer yandan İmam Hatip yıllarında başladığı kendi özel okuma ve tahsil programına devam etmektedir. İstanbul, gerek kaynak kitap, gerekse kendisinden yararlanılacak kişi bakımından Konya'ya göre çok daha zengin bir yerdir ve hoca, imkanların el verdiği oranda bu fırsatı sonuna kadar kullanmaktadır. Maddi imkanların el vermemesi sebebiyle, Çorum'da bıraktığı ailesinden uzun süre ayrı kalan hoca, İstanbul Kadıköy'e vaiz olarak atanır. Artık ailesini İstanbul'a getirmesinin önünde bir engel kalmamıştır. Kadıköy'de önce bir binanın bodrum katına, sonra da Söğütlü Çeşme'de iki katlı bir ahşap eve yerleşirler. Ailenin üçüncü çocuğu Muhammed İhsan, 10 Eylül 1962 yılında bu evde dünyaya gelir. Hayatı incelendiğinde görüleceği üzere babamın Hayrettin Karaman'ın ilim yolculuğu doğduğu o şehir olan Çorum'da başlayıp sonra Konya'da, sonra İstanbul'da, bir müddet İzmir'de ve sonra tekrar İstanbul'da devam etmiştir. Tabii bu esnada ağabeyim ve ablamın Konya'da, benim İstanbul'da doğmuş olmam da sizin söylediğiniz hakikati işaret ediyor. Bütün bunlar aslında bize bir ilim yolcusunun aslında ilimde yol alırken aynı zamanda mesleği gereği, tahsili gereği, hizmeti gereği şehir şehir dolaşabileceğini ki eski nesillere gittiğimizde, çağlar öncesine döndüğümüzde bu yolculuğun çok daha uzak coğrafyalara olduğunu da biliyoruz büyüklerimizden. Tabii bu esnada dolaşılan, gidilen, yaşanılan şehirlerde bizlerin tahsil hayatının bundan etkilenmemesi acaba nasıl gerçekleşti? Burada da İmam Hatip vurgusuna tekrar dönmüş olabiliriz. Çünkü babamızın bize, çocuklarına ve daha sonra işte aileye katılan diğer fertlere
hep bir tavsiyesi olmuştur ta küçük yaşımızdan beri. Tavsiyeden hatta öte, iki şeyi benim size sizden talebim olarak kabul edin ve bunu gerçekleştirin demiştir. Bunlardan bir tanesi İmam Hatip mezunu olmak. İmam Hatip'te okumak ve orayı bitirmek. Ondan sonra herkes istediği mesleği seçebilir, istediği tahsili yapabilir. Ama ikinci talebim ve isteğim de hangi mesleğe sahip olursanız olun, o mesleğin hocası, eğiticisi, akademisyeni olun demiştir. Çok şükür ki iki oğlu ve bir damadı onun bu sözlerini tutmuş olduk ve her birimiz farklı sahalarda akademisyen olabildik. Ben de bu yolculuk esnasında İstanbul'da dünyaya gelmiş bir çocuk olarak önce ilk öğretim hayatına İstanbul'da başladım. Ama sonra vazife gereği bulunduğu İzmir'de İmam Hatiplerin hatta kapatıldığı yıllara denk gelmesine rağmen açılır açılmaz İmam Hatip orta öğretimini orada gerçekleştirdim. Daha sonra İstanbul'a döndüğümüzde de lise kısmını İstanbul'da bitirmiş oldum. Biz böylece aslında ailede gençlerin, çocukların kimlik ve kişiliklerin oluşmasında, gelecekte üzerinde bulunacakları ilim ve hizmet yolculuğunun başlangıcında İmam Hatip şuuruyla, bilinciyle kuşanmak gibi babamızın tavsiyesi üzerine çıktığımız bu yolda büyük bir aslında avantaj sahibi olduk. Ve gerçekten ben hayatımın her safhasında o İmam Hatip tahsilinin izlerini, bana kazandırdıklarını bilkuvve yaşamış durumdayım. Ben çocuklarıma da, torunlarıma şimdi söylüyorum bazen. İmam Hatip başkadır diyorum hep. Ya. İmam Hatip terbiyesi başkadır yavrum. Onu bir kere almış olunca insan hakikaten küçük yaşta Allah'a şükür yani bizimkilerde şimdi küçücükler var şimdi 4 yaşında işte torunumun çocukları. Nereye gideceksin deyince İmam Hatip ediyor. Ama onların herhalde biraz da etki duyduklarından insanlara karşı İmam Hatip'e karşı bizim sevgimizden, muhabbetimizden de ailenin herhalde ilgisinden oluyor ki şu anda o küçücükler bile İmam Hatip'e gideceğiz biz büyüyünce. Vaizliğe atandıktan sonra ailesine de kavuşan Hayrettin Hoca birçok farklı kanaldan ilim tahsiline devam eder. Süleyman Süleymangil aracılığıyla tanıdığı Yusuf Cemil Ararat, Mehmet Akif'in dostu Hafız Yusuf Bey ve onun vesilesiyle Mahir İz, özel ilim tahsil gayretleri sırasında tanıştığı ve hoca üzerinde önemli etkileri olmuş şahsiyetlerdir. Hayrettin Hoca, Yüksek İslam Enstitüsü öğrenciliği sırasında kimisinden bizzat ders alarak, kimisinin sohbet ve konferanslarına katılarak, kimisiyle de kişisel ilişkiler geliştirerek o devrin birçok münevveriyle ilişkiler kurar. Ömer Nasuhi Bilmen, Celalettin Ökten, Mahir İz, Nihat Sami Banarlı, Ahmet Davutoğlu, Muhammed Tevhid Tanci ve Muhammed Hamidullah bunlardan bazılarıdır. 1959 yılında girdiği İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden 1963 yılında başarıyla mezun olur. Aynı yıl İstanbul İmam Hatip Okulu'na öğretmen olarak atanır. Öğrencilik yıllarında yaşadıkları Kadıköy'den ayrılarak Fatih'e taşınırlar. 2 yıl süren İmam Hatip Okulu öğretmenliği çok verimli geçer. Bir yandan arkadaşlarıyla birlikte nesil hizmeti faaliyetlerine ve kendi özel tahsiline ara vermeksizin devam eden Hayrettin Hoca, diğer yandan İmam Hatip okullarının ihtiyacı olan ders kitapları için kolları sıvar. İmam Hatip Okulu o zaman orta kısmı 4 yıl idi. 4. sınıfta fıkıh usulü ve hadis usulü derslerimiz vardı. Yine fıkıh usulü ve hadis usulü derslerimizin kitaplarını ilk defa kitap haline getiren de babamdır. Onun için önce dediğim gibi gıyabında kitapları aracılığıyla tanışma imkanı ve fırsatı bulduk. Zaten Arapça kitapları açısından Türkiye İmam Hatip nesli üzerinde Bekir Topaloğlu hocamla birlikte ikisinin çok önemli etkisi vardır. Bu iklimde büyümüş bir İmam Hatip'te de olamamış bir anne olarak çocuklarımın İmam Hatip'li olmasını çok arzu ettim. Onların da üçü de İmam Hatip'i bitirdiler. Şu anda iki tane de İmam Hatip'li torunum var. İnşallah diğerlerini de o şekilde görmek istiyorum, arzu ediyorum. Bizim hem gönülleri hem kafaları deyim yerindeyse yeniden imar
ve inşa etmemize bağlı. Yani içini doldurmalıyız. Biz bu okulların içini doldurmalıyız. Bu neyle olur? Bu müfredatın ıslahıyla olur. Bu neyle olur? Bu davaya inanmış hocaların gayretiyle olur. Yani burada iki şey var. Burada hem bilgi verilecek iyi müfredatlarla, iyi öğreten hocalarla, hem ruh verilecek iyi eğiten hocalarla. Hocanın Fıkıh Usulü kitabı, İmam Hatip okullarında ders kitabı olarak okutulmaya başlanınca saldırılar da başlar. Saldıranların başında da Cumhuriyet Gazetesi yazarı İlhan Selçuk gelir. Selçuk, gazetedeki köşesinde Fıkıh Usulü kitabıyla yeni nesillere şeriat düzeninin öğretildiğini ve bunun Atatürk inkılaplarına ve devrim kanunlarına aykırı olduğunu dile getirir. Ama bunlar hiçbir zaman hocayı yıldırmaz. Hayrettin Hoca bir yandan durmaksızın tercüme ve telif kitapları üzerinde çalışırken, diğer yandan nesil hareketi çalışmalarına da devam etmektedir. Tayyar Altıkulaç, Bekir Topaloğlu, Ali Osman Koçkuzu, Ahmet Gürtaş, Ahmet Kahraman, Yaşar Kandemir ve Saim Yeprem gibi enstitüden dönem arkadaşları bu çalışmaların içindedir. İmam Hatip neslinin yetiştirilmesi ve dini ıslahat hizmetine yönlendirilmesi en başta gelen gayeleridir. 2 yıl süren İmam Hatip öğretmenliği, Yüksek İslam Enstitüsü'ne 12 adet asistanlık kadrosunun verilmesiyle sona erer. Yıl 1965'tir. Nesil hareketinden arkadaşlarıyla birlikte bu fırsatı iyi değerlendiren hoca, gerekli sınavları verip İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde asistanlığa başlar. Asistanların enstitülerde öğretim görevlisi olabilmeleri için tez hazırlamaları gerekmektedir. Tez hazırlama zorunluluğu Hayrettin Hoca için Konya'daki İmam Hatip yıllarından beri kafasında olan içtihat meselesini kapsamlı bir şekilde çalışması için iyi bir fırsat olur. Fakat bunun için bu meselelere gayet geleneksel yaklaşan tez danışmanı Ömer Nasuhi Bilmen'i ikna etmesi gerekmektedir. Ömer Nasuhi Bilmen hocamız aslında yani mezhep bakımından, içtihat bakımından taassubu olan bir insan değildi. Ama o günün şartları muhafazakar olmasını gerektiriyordu. Mesela bugün de öyle. Şimdi bugün de içtihat bence ayağa düşmüştür. Din tahsili görmemiş. Kendisi, şimdi meslek söylesem bir takım insanlarla ilişki kurulur, onu söylemiyorum ama diyelim ki hoca değil, yani ilahi tahsili görmemiş, başka meslekten adam. İslam hakkında konuşuyor, benim içtihadım şu diyor. Mesela şimdi bu içtihadın ayağa düşmüş olması, düşmesi ve böylece de din bilgisinin, sağlıklı din bilgisinin zarar görmesi onları korkuttuğu için bir kısım alimler bu içtihat kapısı konusunda hassas davranmışlardır. Ama zamanı gelmişti bu hem birden fazla mezhepten yararlanma, İslami çözümde yararlanma gerektiğinde hem de gerektiğinde ehli olanın içtihat etmesi zorunlu hale geldiğinden ben bunu tez konusu olarak alayım ve ispat etmeye, açıklamaya çalışayım dedim. Ama hocama ben bunu böyle söylesem belki yok kalsın şimdi diyebilirdi. O zaman ben hocama dedim ki hocam ben İslam hukukunda içtihat ve taklit konusunu işlemek istiyorum ama ya maksadım şu, her önüne gelen her sokağın başında bir müçtehit türedi. Ben bu içtihadın ne olduğunu, nasıl azim bir iş olduğunu, her önüne gelenin bunu nasıl yapamayacağını, bu kapıyı açmanın kolay olmayacağını, olmadığını ispat etmek istiyorum dedim. Çok iyi olur dedi. Asistanlığa başladıktan 9 ay sonra yaş haddi dolduğundan askere gider hoca. Orada da rahat durmayacak ve inşacı karakterini konuşturacaktır. Tuzla Piyade Okulu'nda cami yapılması için girişimlerde bulunur ve bunu da başarır. Askerliğin geri kalanını
Sarıkamış'ta yedek subay olarak yapar. Askerlik hizmetinin bitmesine yakın, yeniden asistanlığa atanması için dilekçesini verir. 1969 yılının Şubat ayında yeniden asistanlık görevine başlar. Ömer Nasuhi Bilmen emekli olduğu için Faslı Profesör Muhammed Tevhid Tanci tez danışmanı olur. Daha sonra İslam hukukunda içtihat adıyla kitap olarak yayımlanacak tezi 13 Şubat 1971 tarihinde kabul edilir. Asistanlığı sırasında St. Joseph Koleji, Moda Kız Sanat Enstitüsü ve Validebağ Hemşire Okulu'nda da din bilgisi ve ahlak dersiyle edebiyat dersi öğretmenliği yapar. Asistanlık ve tez süreci başarıyla tamamlanınca İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde öğretim görevliliğine atanmak için başvurur ama çok uğraşıp istemesine rağmen bu isteği gerçekleşmez. Bunun neticesinde 5 yıl sürecek İzmir Yüksek İslam Enstitüsü öğretim görevliliği başlamış olur. Aynı dönemde nesil hareketinden Tayyaraltı Kulaç ve Saim Yeprem, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda üst düzey görevlere atanırlar. Ekip, Diyanet Dergisi'ni çıkarmaya başlar. Hayrettin Hoca da derginin yazarları arasındadır. İkinci ve üçüncü sınıflarda bizim fıkıh derslerimize girdi. Diyebilirim ki dersleri en canlı geçen, soru cevap tarzında geçen, öğrenciyle diyaloğu üst düzeyde olan bir hoca olarak karşımıza çıktı. İzmir serüveni 1975 yılında hocanın kadrosunun İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne alınmasıyla sona erer. Hoca 5 yıl uzak kaldığı İstanbul'a ve yeterince aktif katılamadığı nesil hareketi çalışmalarına geri döner. Döner dönmez kollar sıvanır ve Nesil Dergisi'nin çıkarılmasına karar verilir. 1976-1979 yılları arasında yayın yapan Nesil Dergisi, o dönemin en önemli dini yayınlarından biri olacaktır. Biraz önce bahsettiğim bu İmam Hatip okullarının, Yüksek İslam'ın ve ilahiyatın içini doldurma ve onun hikmetine uygun varlık sebebi neyse onun ona uygun hale getirmek için biz hep gayret içinde olduk. Bunun için de arkadaşlar olarak Nesil Dergisi diye bir dergi çıkardık. Buraya kadar muhalefetin sebeplerini anlattım. O sebeplerle bize muhalif olanlar bu sefer bu dergiden dolayı da muhalefetlerini devam ettirdiler. Biz 4 yıl çıkardık bu dergiyi. Bizim hedefimiz bu Nesil Dergisi İmam Hatip neslinin bir nevi formu olsun, meydanı olsun, divanı olsun. Orada buluşalım biz bu nesille. Buydu. Ve orada düzgün doğru İslam'ı anlatmaya çalışalım. Buydu. Ama işte buna da çeşitli sebeplerle muhalif olanlar oldu. Bu muhalefetin başında da o tarihlerde siyaset geliyor başta. Epeyce yıpratıldık. Sonunda derginin çünkü tıracı düştü. Alanlar tehdit yüzünden alamaz hale geldiler. Evime gönderin, aman okula göndermeyin dergiyi diye mektuplar yazmaya başladılar. 4. yılın sonunda o faaliyette bitmiş oldu. Sona ermiş oldu. Suni olarak yaratılan ve binlerce insanımızın hayatına mal olan çatışma ortamı ve istikrarsızlık bahane edilerek asker tarafından yönetime el konur. Tarih 12 Eylül 1980'dir. Önceki darbe ve müdahalelerden de tecrübeli olan darbeciler, toplumun bütün kesimleri üzerinden adeta silindir gibi geçerler. Toplumsal bütün yapılar, eğitim, bürokrasi, sağlık ve benzeri baştan aşağı elden geçirilir ve sıkı bir vesayet sistemi olarak yeniden kurgulanır. YÖK ve yeni üniversiteler kurulur. Enstitüler ilahiyat fakültelerine dönüştürülerek üniversitelere bağlanır. Bunu yaparak diğer birçok kurum gibi enstitüler üzerindeki kontrolünü artırmak isteyen darbe yönetimi
bir hayra da vesile olacaktır. Hayrettin Hoca gerekli sınavlara girip çalışmaları yaparak 1984 yılında doktor, 86'da doçent ve 91'de İslam hukuku alanında profesör olur. 80 darbesi nesil hareketini akamete uğratmıştır. Bu tarihten sonra Hoca daha çekirdek bir kadroyla birlikte akademik ve nitelikli bazı çalışmalara yönelecektir. Diyanet Vakfı tarafından hazırlanan İslam Ansiklopedisi ve yine vakıf tarafından kurulan İslam Araştırmaları Merkezi bu nitelikli çalışmaların başında gelmektedir. Yine aynı minvalden olmak üzere daha önceden kurulmuş bulunan Ensar Vakfı ile 90'lı yıllardan itibaren ilgi kurması ve ilk sayısından itibaren yazarı olduğu Yeni Şafak gazetesinin yayın hayatına başlaması, hocanın aktif olarak içinde yer alıp emek harcadığı faaliyetlerdir. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İSAM bünyesinde akademik çalışmalar yapıp öğrenci yetiştirmeye devam etmektedir. Seksenli ve doksanlı yıllar Türkiye açısından İslami camianın yükseldiği yıllardır. 90'ların başında Sovyetlerin yıkılmasıyla birlikte sona eren Soğuk Savaş, dünya genelinde yeni hareket, kimlik ve eğilimlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Türkiye de bu değişim ve dönüşümden en çok etkilenen coğrafyalardan biridir. Refah Partisi'nin yükselişi, hızlı şehirleşme ile birlikte İslam'a ait sembollerin daha çok görünür olması ve dindar kesimlerin yıllarca uzak durdukları üniversite gibi kamusal alanları daha çok kullanmaya başlaması, 90'ların başından itibaren irtica söylemlerini yeniden gündemimize getirir. Bir taraftan toplumun dindar kesimlerinin yükselişini engellemek için yürütülen operasyonlar, diğer taraftan Kürt meselesi yüzünden yaşanan terör olayları ve devletin baskıcı politikaları oldukça dinamik geçen bu yılların kayıp yıllar olarak anılmasına sebep olacaktır. Rejimin bekçileri bu yükselişe 28 Şubat 1997'de Milli Güvenlik Kurulu tarafından alınan kararlar ve birçok alanda adı konmamış şekilde uygulanan darbe politikalarıyla İslami yükselişe dur demek istediler. Bu yükselişin en büyük sebebi olarak görülen İmam Hatip okullarının önünün kesilmesi için zorunlu eğitim kesintisiz olarak 8 yıla çıkarıldı. Üniversiteye girişte katsayı uygulaması başlatıldı, başörtüsü bütün kamusal alanların tamamında yasaklandı. İslami sermaye olarak bilinen şirketlere baskı uygulanarak ya küçülmeleri ya da iflas etmeleri sağlandı. Ülkenin dört bir yanında İslami yardımlaşma, irşat ve dayanışma faaliyetleri yürüten birçok sivil toplum kuruluşu kapatılarak mallarına el kondu. Halkın büyük desteğiyle iktidara gelen Refah Partisi kapatılarak yöneticilerine siyaset yasağı getirildi. Bunlar ve daha nice zulüm ve baskı politikası uygulandı. 28 Şubat'ın yapılış sebebinin başında irtica geliyor. Yani onların tabiriyle irtica. 28 Şubat'la ilgili bir bildiri vardır, 18 madde. Bu 18 maddenin hemen tamamı diyebilirim, Türkiye'de irtica tehlikesinden bahseder ve irticanın bütün yuvalarının, odaklarının kurutulmasını ister. O bakımdan işte o 8 yıllık kesintisiz eğitim, imamların ortasının kapanması, biraz önce söylediğimiz alınan notların katsayı zulmü vesaire, bunların hepsi 28 Şubat'ta bizim diyanetimize ve okullarımıza yönelik katliam tabirini kullansam ağır olur da kıyımlar olmuştur. Profesör Doktor Hayrettin Karaman, 1980'lerin ortalarından itibaren bulduğu her fırsatı
gerçek İslam'ın bilinip yaşanması için kullanan ve bu gayeyle yurt içi ve yurt dışında birçok seyahat ve konferansa katılan bir ilim adamıdır. 90'ların ortalarından itibaren görsel ve basılı medyada artan İslam ve Müslümanlara yönelik tartışma ve kampanyalarda en sağlıklı bilgiyi en sarih şekilde cesaret ve vakarla dile getiren insanlardan biridir. Hakikatten yana, toplumsal gerçeklerden kopmamış ve olabildiğince temel kaynaklara dayalı yaklaşım ve tutumları, 28 Şubat öncesi ve sonrasında takip edilecek bir pusula arayan Müslümanlar için yol gösterici olmuştur. Öğretim görevlisi olduğu fakültede başörtüsü yasağı uygulanmak istenince buna tepki gösteren hoca, henüz erken olmasına karşın emekliliğini isteyip fakülteden ayrılarak ilkeli bir duruş sergiler. Emekliye ayrıldıktan sonra da aktif çalışmalarına devam eder. Başörtüsü yasağını ilahiyat fakültelerinde de uygulamaya kalkıştıklarında bir kısım arkadaşlar yanında ben de buna karşı çıktım. Başörtüsü yasağını Marmara İlahiyat'tan başlamak üzere ilahiyat fakültelerinde de uygulayalım diye bir karar alındı demek ki. Ben de daha 2 yıl çalışma imkanım varken bu bir protesto olsun, ses getirsin ve çocuklar da boykota karar vermişlerdi çünkü. Çocuklar da çok yanlış iş yapmasınlar, itimat ettikleri, güvendikleri bir hocaları olsun. O sayede yanlış yapmasınlar. Bu gibi gerekçelerle dilekçemi verdim, ayrıldım. O zaman tabii bizde boş durulma, bizde emeklilik olmaz. Bizde memuriyetten emekli olur da işten hizmetten emeklilik olmaz. Zaten o ayrılmadan da İslam Ansiklopedisi çalışmasını başlatmıştık. Türkiye Diyanet Vakfı da bazı arkadaşlar, müsteşriklerin, oryantalistlerin yazdığı, Türkçe'ye tercüme edilen bir İslam Ansiklopedisi vardı. Ama bunun içinde birçok yanlış ifadeler, yanlış bilgiler vardı. Buna karşı biz bir telif İslam Ansiklopedisi yapsak, bu milletin okumuşlarının eseri olsa dediler. Buna bir karar vermişlerdi. Ben, Yaşar Kandemir, Bekir Topaloğlu gibi bir kısım arkadaşlardan bunu rica ettiler. Biz de kabul ettik. İslam Ansiklopedisi çalışmaları başladı. Ve elhamdülillah yani diyelim 90'ların başında bu başladıysa bu yıl, bu geçtiğimiz yıl yani 2014'te 44 ciltte tamamlandı. Ve gerçekten dünyanın takdir ettiği bir ansiklopedi oldu. Anneannesinin okuduğu Kur'an sesinin kulağından kalbine vardığı günden beri ilim için koşturan Profesör Doktor Hayrettin Karaman, bugün İslami ilimler ve din eğitimi adına Türkiye'nin sahip olduğu birikimin en önde gelenlerindendir. Bu milletin diniyle uğraşanlar, bu milletin hayatında dini azaltmak isteyenlerin başarı şansı yoktur. Kibrit gibi darbe yaparlar, kazara iktidara gelirler, belki koalisyonlar olur, koalisyon yoluyla iktidara gelirler, yanından yöresinden bazı bakanlıklar alırlar. Burada bu milletin hayatından dini, bu milletin hayatından kendi tarihini, kendi değerlerini, kendi medeniyetini azaltmak için bir takım faaliyetlerde, teşebbüslerde bulunurlar, bulunabilirler. Bulunmuşlardır, bundan sonra da olur. Ama kesin olarak söylüyorum, bu milletin mayasında silinmez olarak, yok edilmez olarak İslam vardır ve onun için de başarılı olamayacaklardır. Bu millet Müslümandır, Müslüman kalacaktır. İlim, Adem'e öğretilen ilk isimlerden başlayan bir yürüyüşün adıdır. Profesör Doktor Hayrettin Karaman, kelimenin tam manasıyla ilimle dolu yaşadığı ömrün hakkını vermiş ve vermeye devam etmektedir. Bu yürüyüş, yetiştirdiği binlerce öğrenciyle birlikte nihai sona kadar da
devam edecektir.